bir anda halkın sevgilisi olabilirsiniz. Nereden biliyoruz? Ekin Uzunlar'dan biliyoruz. Şu an attığımızda Ekin, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Görüyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Hoş geldin Ekin. Çok sağlıklı ve güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Yalnız ben sizi göremiyorum, göremeyeceğim herhalde. Yok, beni göremeyeceksin. Hani televizyon yakınında olsaydı televizyondan beni görme imkanın olurdu ama maalesef şu an göremiyorsun. Ekin'le de bizim daha önce alacaktık Ekin'i. Yani biz Ramazan'da alacaktık. Birkaç defa ötelemek zorunda kaldık. Ama nihayetinde şöyle bir yolculuğumuz oldu. Ekin'le beraber Tuzla'ya gittik sevgili izleyiciler. Tuzla'da da çok kısa bir konser oldu. Yani değil mi Ekin, hatırlıyorsun? Şehitlerimiz vardı. Çok çok kısa bir böyle tadı damağımızda kaldı. Dedik ki televizyonumuza çıkaralım. Çok güzel bir konsere hazırlandık. Çok büyük bir kalabalık vardı ama o gün şehidimiz geldi ve konserimizi bir şarkıyla sonlandırdık. Halkımız anlayışla karşıladı. Çok teşekkür ederim. Abi güzel bir yolculuğumuz oldu, hatırlıyorsun ki. Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. O zamanki kadar maalesef Ekin, o zamanki kadar maalesef yakışıklısın. Yani şu programa Ekin ben aradım birkaç defa Ekin. Abi işte yarın alalım, bir hafta sonra alalım falan. Ben de seviniyorum içten içe. Topu bana atıyorsan beni suçluyorsun. Yok, ben de seviniyorum Ekin. O ara seviniyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Şu pandemi döneminde en çok dijital platformlarda ve işte dediğimiz gibi sosyal medyada daha çok artık görüntülü konuşmalar, birçok programa konuk olmalar ve birçok kanala da konuk olduk. Fazla yoğunluğumuz vardı ve bundan dolayı da tabii ki de aynı konser performansını aynı şekilde kamera önünde de yapıyorduk. O yüzden biraz yorulmalar, ses kısılmaları, birçok şeylerle tabii ki de aksiliklerle de karşılaştık. Bunun için senden... Yok. Bak. Ekin, ben başka bir şey anlatacağım. Şimdi ben o ara seviniyorum. Ya evet. Şimdi adam yakışıklı adam. Sesi de güzel. Ya ne güzel işte, programa katılmıyor diye seviniyorum. Ama maalesef bugün çıkardık, yani öyle de bir durumu var. Yok, ben her zaman Mavi Karadeniz'e çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Az önce söyledim, duyabildim mi bilmiyorum ama sen gerçekten yani bu ara incelenmesi gereken insanlardan birisisin. Sebebini anlatayım. Şimdi insanın yeteneği olması gerçekten çok güzel bir şey ama bu yeteneğini güzel kullanması daha güzel. Yani biraz daha ön plana çıkarıyor. Televizyonumuzda senin birçok klibine yer veriyoruz ama sosyal medyaya baktığımızda da televizyonumuzda da en çok istek alanlardan birisisin. Seni bu noktada bir kez daha tebrik ediyorum sevgili Ekin. Teşekkür ederim. O kadar güzel bir şey söyledin ki gerçekten bana daha çok bir güç kazandırdı ve daha çok çalışmama sebep oluyor. Bu tarz cümleler ve bu tarz eleştiriler de olsun diyelim, kötü de olsun, iyi de olsun. Çok çok teşekkür ederim. Çalışmaya, üretmeye ve Karadeniz'den ziyade Türkiye'ye hizmet etmek istiyoruz kültür açısından. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de zor dönem geçiriyoruz. Tüm dinleyenlerimiz, tüm sevenlerimiz, tüm Türkiye evinde kalması gerekiyor. Buradan söylendi ama ben de söylemeye devam edeyim. Evden çıkmamaya çalışalım. Çünkü güzel günler görebilmemiz için, daha sağlıklı günlere ulaşabilmemiz için evde kalmamız gerekiyor. Biz o evde kalan kitlemize, evde kalan dinleyicilerimize ve tüm Türkiye'ye söylüyorum, sesleniyorum. Biz onlar için varız. Müzik yapmaya devam edeceğiz. Müzik hiçbir zaman susturulmayacak çünkü susmayacak. Çünkü biz elimizden geldiğince sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün TRT'deydim. TRT'ye konuk oldum. Ve akşamda da Mavi Karadeniz'e sizlere konuk oluyorum. Ayrı bir gurur. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Dediğim gibi çalışmaya devam. İyi bir süre için evde kalacağız. Çünkü çok az kaldı, inanıyorum. Kavuşacağız. Bu güzel coşkulu konserlerimizi yapacağız. Horonlarımızı edeceğiz. Türkülerimizi hep birazdan söyleyeceğiz. İnşallah, inşallah. Sevgili Ekin, sen şimdi hayranı çok olan bir sanatçı mısın? Maşallah, Allah daha çok versin. İnşallah. Yani... Daha yolu yarılamadık. Ya. Çok var. Benim bir lafım var, bilir misin? Bilmem ama her zaman söylerim. Ben Karadeniz müziği yapan bir Türkiye sanatçısı olmak istiyorum. Yani beni Ağrılısı da, Trabzonlusu da, İzmirlisi de, yani Artvinlisi de, uçtan uçağa herkes dinlesin istiyorum. Herkese hizmet etmek istiyorum. Çünkü bizim enstrümanımız çok farklı bir enstrüman, kemençe. Biz gençler olarak, ben ve benim gibi yetişen birçok Karadenizli olmayan da birçok
sevenimiz ve öğrencilerimiz de var. Hani yetişmeye devam ediyorlar. Bir yeni nesil geliyor. Dediğim gibi kendimizi daha fazla geliştirmeye devam edeceğiz ve hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Hayal çok önemlidir. Benim üç şeyim var. Bunu her zaman söylerim. Önce inan, sonra çalış ve sonra dua et. Harika, harika. Biz de bunu düstur edineceğiz. Hayranlarınla nasıl, sosyal medyadan mı iletişime geçiyorsun bu dönemde? Tabii ki de. Sosyal medyadan konuşmaya devam ediyoruz. Instagram'dan hikaye atmayınca böyle bir hafta hikaye atmıyor. Hemen diyorlar ki mesajlar gelmeye başlıyor. Abi korona mı oldun? Abi başına bir şey mi geldi? Yok, Allah korusun ya. Allah korusun hepimizi. Biz evdeyiz, steriliz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ben evden çıkmıyorum. Zaten evcil bir adamım. Evet. Evi çok seven bir adamım. Bir de çok fazla yoğun bir tempo ile konserler yaptığım için evi özleyen bir insanız. O yüzden ailemizle beraber ev içerisinde hayatımıza devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu artıya çevirmeye çalışıyoruz. Kemençe çalışıyorum. Daha çok üretmeye çalışıyoruz. Söz yazan, beste yazan arkadaşlarımızla daha çok diyalog kuruyoruz ki albüme hazırlanalım diye. Şimdi ben bir albüme hazırlanıyorum. Sevenlerim çok istediği bir şey. Fiziki bir albüm istediler. Dediler ki için uzunlar artık hep YouTube'a attın, oraya attın, buraya attın ama bize bir hediye bırakabilecek fiziki bir albüm çıkar. Bunun için hazırlanıyoruz. Sevgili Mustafa Ceceli ile beraber. Aranjörlüğü yine onda. Her zamanki bir ustalığını konuşturuyor. Ve çok güzel bir şekilde söz yazan ve beste yapan arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Çok güzel eserler geliyor. Yani her yere hitap edeceğiz. Bizi beklesinler. Albüm mü olacak? 12 şarkılık bir albüm mü geliyor? 12 değildi ama 7-8 olabilir. 6-7-8'lik bir albüm. Yani albüm bitirdik aslında. Ama küçük nüansları var. Onları bitirmeye çalışıyoruz. İşte dediğim gibi çalışıyoruz üzerine. Ne ekleyebiliriz, ne yapabiliriz? Hem enstrümanımızı biliyorsunuz ki ben bir kemençe sanatçısıyım. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü bir enstrüman çalan aslında bir müzisyeniz. Hem kemençemizi ön plana sürebilecek hem de sesimizi ön plana sürebilecek %50-%50 güzel bir albüm yapıyoruz. Hem kemençeye de duyacağız, hem sese de duyacağız. Hepsine duyacağız abi. Ya sevgili Ekin, şimdi ben ilk hani böyle Mustafa Ceceli ile çıktığın zaman ilk şunu düşünmüştüm. Dedim ki ya Mustafa Ceceli Ekin için bir şans. Yani neden? Çünkü nihayetinde müziği çok iyi biliyor. Yani Türkiye'de ismi duyulmuş. Çok önemli bir isim. Ama daha sonra da şunu fark ettim. Yani baktım sen de onun için bir şansın aslında. Yani sadece hani Mustafa senin için bir şans değil. Sen de onun için aslında bir şansın. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Mustafa Ceceli... Yani bu internete ne söylesen boş ya. Vallahi billahi ya. İnanılmaz bir şey. Ama insanlar çok fazla aşırı kullanıyor değil mi? Çok da önemli bir soru sordum aslında yani. Şimdi neden böyle sordum onu da söyleyeyim. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Mustafa Ceceli nihayetinde Türkiye'de işte milyonların dinlediği, bütün müzisyenlerin çok yakından tanıdığı bir insan. Aynı zamanda işte üreten de bir sanatçı. Yani hem şarkı yazıyor hem müziğini yapıyor. Altyapısını tamamen kendisi aranje ediyor. Müzik kulağı çok çok iyi. Birçok değerli sanatçıyla, Türkiye'de ünlü sanatçıyla çalışmış birisi. İlk başta gerçekten öyle düşündüm. Dedim ki ya Mustafa Ceceli Ekin için bir şans. Ekin bizim evladımız nihayetinde. Kemençe çalan değerli bir dostumuz, arkadaşımız. Bunun yani bir şans olduğunu düşünüyorum ama sonradan şöyle de düşünüyor insan. Diyor ki ya Karadeniz müziği zaten bir yerde yani çok ileri bir seviyede. Karadeniz'den de çok iyi sanatçılar çıkıyor, çok iyi eserler çıkıyor, çok iyi müzikler çıkıyor. Aynı zamanda Ekin de Mustafa Ceceli için elbette ki bir şans. Ekin? Burada mıyım? Şu evet, an evet, evet. Sizlere. Evet şu an iyisin. O şeyi konuşuyorduk. Yani şunu ben de anlatıyordum izleyicilere. Tamam Mustafa Ceceli evet senin için bir şans ama öte taraftan çok yetenekli bir adam var. Muhteşem bir... Bak ben sana şunu söyleyeyim. Burada izleyicilerimize de söylüyorum. Belki senin o yönünü çok görmüyorlar. Şarkı söylüyorsun. Elinde çok kemençe görmüyorlar. Türkiye'de gerçekten kemençeyi öttüren adamlardan bir tanesi. Sen de aynı zamanda... Çok teşekkür ederim söylediğiniz cümle için. Ben zaten kemençeyle büyümüş bir adamım. Çünkü birçok Karadeniz'in yöresel olsun, ulusal olsun birçok sanatçısıyla beraber çaldım. Ve onun dışında birçok dizi müzikleri, film müzikleri ve birçok albümlerde ismimi duyabilirsiniz. Tabii ki de bir yerden bir şey yakaladık. Dedik ki biz de bir şarkı yapalım dedik ama güzel bir
tepki aldık. Böyle devam ettik. Ve Mustafa Ceceli ile şöyle tanışmamız var. Bir düğünde kemenceciye ihtiyacı var. Karadeniz düğününde. Tabii ki de şans eseri olarak hani o dönemde isim olarak beni aradılar. Ve ben de tabii ki de düğüne onlarla birlikte bulundum. Çok güzel oldu. Düğünde ondan sonra Mustafa abiyle iletişime geçtik. Mustafa abi bir albüm yaptı. Albümde kemencesine çaldım. Aşkım Benim şarkısını. Ondan sonra Simsiyah şarkısı. Sonra bir projede buluştuk. Derken Mustafa abi dedi ki Beyaz Şov'a çıkacağım. Yine kemenceye ihtiyacımız var. Çalar mısın? Tabii ki de abi, büyük bir zevkle dedim. Kendisi bu arada çok kibar bir beyefendi ve çok mükemmel bir adamdır. Buradan selamlar olsun ona. Kesinlikle müzisyenlik ve onu bir kenara attık. İnsan önce adamlığını konuşuruz, karakterini konuşturuz. Mükemmel bir adam. Çok seviyorum onu. Beyaz Show programına konuk olduğumuzda bana şunu söyledi. Ekin dedi, sen şarkı söylüyorsun. Evet abi. O zaman dedi, bir düet yapalım. Tabii olur dedim. Düetimizi yaptık ve ondan sonra dedi ki, evet sana bir şarkı yapmamız gerekiyor. İster misin? İsterim dedim. Tuttu elimizden. Tabii ki de onun öncesinde altyapı oluşmuş. İnanmak çok önemli. Yani sevgili Mustafa abi dedi ki, inanıyoruz ve sen bunu başarabileceksin. O bana bir kere inandı. Dedi ki, sen böyle bir yeteneğe sahipsin. Böyle bir şeysin ve böylesin. İnsanlar seni seviyor, senden enerji alıyor. Avran çok iyi. Gel sana şarkı yapalım bir. Orada bir beyin fırtınası derken böyle bir şarkı, iki şarkı, üç şarkı derken böyle bir şey oluştu. Harika. Sadece şarkı yönden değil. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Benim sesim güzel bir ses. Ben çok güzel bir ses sahip bir sanatçı değilim. Onu söyleyeyim. Buradan herkes söyleyebilirim. Ama yani, bir enstrümanım var. Kemencem var. Ya Ekin, sesin güzel değilse bana gönder abi. Sesin güzel değilse memnun değilsen bana gönder Ekin. Yani sen de neler yok, söylüyorsun? Memnunlukla değil. Ülkemizde o kadar güzel sesler var ki, Tarkan, Sezen Aksu, ondan sonra Zeki Müren, yani birçok sayamadığım, yani o kadar güzel seslere sahip insanlar var ki, sanatçılar var ki, Mustafa Ceceli olsun, yani işte ya birçok sayamadığım affola. Yani onların yanında bir hiçiz. Onu söylemek istiyorum. Ya lütfen, lütfen. Ama kabul etmiyoruz bunu. Naçizane. Elimizden gelince sizlere güzel sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Enerjimiz var, genciz. Bunu her zaman söylüyorum. Enerjim bitmedi. Allah bize kaza bela ver. Kaza bela amin. Amin. Demencem hiç susmayacak, sesimiz hiç susmayacak. Yani inşallah. Dediğim gibi de çalışıyoruz. Hani ya, Mustafa Bey'e çok güzel bir albüm hazırlanıyoruz. Harika. Harika çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çünkü insanlara geri döndüğümüzde güzel bir şeyler bırakacağız. İnşallah. Onun için çalışmaya devam edelim. Harika. Muhteşem bir de enerjim var. Bu arada senden bir eser alabilir miyim? Çıplak sesli olacak ama rica edeyim hayranların için. Çıplak ses derken peki tamam. Kemençeyi görmedim. Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim ya. Ben asla silahsız gezmem. Al silahım. Peki. Hadi bakalım, güzel bir eser alıyoruz sevgili Ekin'den. O zaman Üzgün Gemileri yapalım. Hadi yapalım. Üzgün Gemileri yapalım abi. Thank you.
İslam'dım, ikramısın içerimde. Başkasının devi akkezimde. Mühürledim şu kalbimi sizinle. Vereyim son nefesimi elinde. Islandım ikamusun çölümde. Başkasın on derya gözümde. Mühürledim şu kalbimi sizinle. Vereyim son nefesimi yanımda. Ekran başındakiler hep beraber. Demir atar limana uzun gemileri. Yüreğimde yer sancılar yılmam gece. Demir atar limana uzun gemileri. Yüreğimde yer sancılar yatamam gece. Bekliyorum gönlüm kapısında. Gidecek yer yok yüreğimden başka. Yokluğunda daha bağlandım sana. Sarılmak istedim yoktum yanımda. Demir atar limana yüzün gemileri. Yolumda yer sancılar yumam geceleri. Demir atar limana yüzün gemileri. Yolumda yer sancılar uyutmaz geceleri. Demir atar limana yüzün gemileri. Yolumda yer sancılar uyumam geceleri. Demir atar limana yüzün gemileri. Yolumda yer sancılar uyutmaz geceleri. Uyumam geceleri, yatamam geceleri. Sevgili Ekim, beni görmüyorsun ama ayaktayım ve ayakta alkışlıyorum. Bak, çok teşekkür ederim. Bak ne düşünüyorum biliyor musun? Gerçekten. Yani bundan 150 yıl sonra muhtemelen dünyadaki hiç kimse yaşamıyor olacak. Allah hepimize uzun ömürler versin. Ama bir gün bir ses müzesi olacaksa o ses müzesinde senin sesin ve bu eserin de olmalı diye düşünüyorum. O kadar değerli. Şimdi ne önemli olan ne biliyor musun abi? Tabii ki de her şarkı popüler kültüre hizmet ediyor bir nebze. Her şey. Bir dönem o oluyor, bir dönem bu oluyor. Ama insanlara nasıl eserler bırakmak gerekir biliyor musunuz? İnsanlara arşivlik eserler bırakmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra Ekin Uzunlar'ın Hüznü Gemileri şarkısı yine sizlerde olsun, yine bir şekilde dinlensin. Nasıl bizim eski üstadlarımız,
hala dinyaklarda da olsa birçok üstadımız var. Saysam şu an bitmez. Giresun'da, Trabzon'da, Maçka'da, Çaykara'da, sayamadığım birçok yer, her yerde nasıl üstadlarımız dinleniyorsa aynı şekilde bizler de yeni neslimize bir şeyler bırakabilirsek ne mutlu bize. İşte profesyonellik bu olsa gerek. Ben her zaman düşünüyorum. Yani sadece o gündeme haz şarkılar değil. Pop, evet, insanlar bunu sever. Bunu yapmalıyız diye değil. Sizin kalbinizde ne hissettiyseniz, ne sevdiyseniz, ne özlem duyduysanız onu döktüğünüz notaları insanlara bırakabilmek. Çünkü ben şunu derim, bizi sevenler, dinleyenler de çok iyi bilir. Her şarkında sizlere özel bir hikaye bulacaksınız. Çok önemlidir. Evet. Kendinize bir hikaye bulun. Her şarkında, son bir kez de Üzgün Gemilerinde, Yokluğunun Kefeninde, Göze Geldikte, Duy Sesimde, Hediyede, Alışamadı Gönlümde, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Söz yazan, beste yapanlar hepsi ayrı bir hikayeyle bana onu verdiler. Ben de onları size aktarıyorum. Evet. Önemli olan bu. Yeni nesile bir şey bırakmak. Kesinlikle. Sen de kalbimizdesin, yüreğimizdesin eserlerinle beraber. Programımıza katıldığın için de sevgili Ekin çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki seninle aynı toprakların evladıyız. Çok teşekkür ederim. Aslen biliyorsunuz ki ben baba tarafı Arnavut göçmeni olup anne tarafı Trabzon Çaykaralıyım. Ama tamamıyla anne kültürüyle büyümüş bir çocuğum. Karadeniz'e çok büyük bahsettim var. Karadeniz dışı Türkiye'yi çok seviyorum. Her yeri çok güzel. Anadolu'muzun her yeri ayrı bir güzel. Bu kültürümüze, bu topraklarımıza her zaman sahip çıkalım. Herkese iyi bayramlar. Size üç şey diliyorum. Sağlık, en önemli sağlık, huzur ve müzik diliyorum. Gerisi gelecektir. Yayınınıza konuk aldığınız için çok onurluyum, çok mutluyum. Mavi Karadeniz'i ve tüm kanalları, tüm bize, topraklarımıza, kültürümüze hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok çok teşekkürler. Size buradan bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zeki Müren'den Elif Bir Gün Kavuşacağız diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tüm Avrupa'ya, tüm sevenlerimize kucak dolu sevgiler. Kendinize çok teşekkürler. Iyi yüreğinden öpüyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağlıklı günler. Tekrar hayırlı bayramlar sevgili Ekin. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkürler. Evet. Ekin'e de çok teşekkür ediyoruz.